Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. İbrahim'le doktor nerede? Bir bakayım. Bak onları da gelsin. İbrahim nöbetçi de. Nöbetçi mi? Temizlik katık yemek öğrenecek. Aha tamam. Tamam. Sefa sahibi. Şey okuyoruz ya, 661, 660. Kitaplarını niye indirdin? Nasıl indirdin? Ha ben Kemirdağ Kastamonu'ya şey yaparsa, ben kendi kitabımı daha hakimim ya. Şeyde kaldık galiba, yaşamda israf toplumsal baskıdır. Bu kaçıncı madde? 1, 2, 3. madde galiba. 1, 2, 1, 2, 3. Okuyorum. Evet, rızk 2'dir. Biri hakiki rızıktır ki onunla yaşayacak. Bu ayetin hükmüyle o rızk tahaddüd-ü Rabban altındadır. 660 Mehmet. 660 kardeş. Buldun mu abi? Buldum abi. Başlayabilirim. Bak, evet, rızk 2'dir. Hani rahat olmanız lazım ki derse katılabilmeniz için böyle. Aradığınızı bulun, rahat olun. Biri hakiki rızıktır ki, hakiki, biri suni var. Onunla yaşayacak. Bu ayetin hükmüyle o rızk tahaddüd-ü Rabban altındadır. Beşerin su ihtiyarı karışmazsa, o zaruri rızkı herhalde bulabilir. Ne dinini, ne de namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. Hemen buraya şey getiriyorlar, böyle malzemeniz olur diye söyleyeceğim. Mesela Afrika'da açlıktan ölüyorlar. Hakiki rızık yok mu? Hani taahhüdü Rabbani altındaydı. Allah garantilemişti. El cevap, bunun Risale'de çeşitli şekilde cevap verilmiş ama ben bir örnek vereyim. Konumuz o değil. Mesela bir adamı eve hapsetsiniz. Su ve ekmek vermesiniz ve ölse. Duyuyor musun Mehmet abi? Duyuyorum. Peki bu adam susuzluktan, açlıktan mı öldü? Zulümden mi öldü? Gıdasızlıktan mı öldü? Benim öldürmemle mi öldü? Ben latif oğlum. Ebedi bir şey. Ebedi bir şey. Ben öldürdüm onu. Rızıksızlıkla alakası yok ki. Yani bu evi, odayı hapsettim. O odayı büyük yap. Şehir. Şehri hapsettim. Devlet de hapsettim. Afrika'da geliyor Avrupa kafirleri. Asya münafıkları. Allah bölmüş. Madenleri koymuş. Petrolleri koymuş. Bu tarafa buğdayı koymuş. Ortaya hurmayı koymuş. Yani dağıtmış. Birbirine alışveriş olsun. Adam gitmiş İspanyol, Fransız, İtalya. Bunlar sömürgeci devletler. Bak Almanya değil. Almanya'nın pek sömürgesi yok. Ta Brezilya. Fransız'ın sömürgesi. Kanada, Fransa'nın sömürgesi. Bilmem Şili, en fazla hepsinin sömürgesi. Mesela Avustralya, İngiltere'nin sömürgesidir. Hindistan, İngiltere'nin sömürgesiydi Pakistan'da. Bak İspanya, sonra Portekiz, bu ikisi. İngiltere en başı. Hollanda, Norveç işte, Norveç diyorum, Belçika çok az. Almanya'nın yok, düşmanlığım olsa onu derdim. Yani öyle bir sömürge değil.
kapitalist. En fazla İngiltere, mesela Cezayir şu anda kimin sömürgesi? Fransızın. Sömürge. Fas, Tunus, mesela Kaddafi bu sömürgeden çıkmaya çalıştı. İsviçre'nin, İtalya, Fransa'nın sömürgesidir. Libya, Kaddafi direndi, şehit ettiler. Yani tamam, öldüren kafir. Demek ki şehit. Şimdi Afrika açlıktan değil, zulümle öldürülüyor. Ha silah dayamış, ha hapsedip açlıktan öldürmüş. Demek ki hakiki rızık değil o, zulmen ölüyorlar. Nefise tatbik etsek abi şimdi bunu. He? Nefise tatbik etsek yani bizi sömüren kim şimdi şeyi? He. Şimdi enfüsü tatbik edelim. Hakiki rızık nedir peki? Manevi rızık. İman. Garanti altında. Ha, yani iman. İman. Maneviyat. Bizi ne yaptı? Okuyamazsın. Kur'an okuyamazsın. Ezan okuyamazsın. Camen yok. Başını aç. Aynı. Manevi rızık yok. Ne farkı var? Hatta daha zar. Ustad diyor ki eski eserinde. Bunlar diyor, eskiler diyor, hayata düşmandı diyor. Yani niye yaşıyorsun? Bedensel hayata düşmandı diyor. Hayata düşmandı. Yaşama. Elimizdeki alıyorlardı diyor. Siz diyor şimdi akla, kalbe, ruha düşman diyor. Bilme, öğrenme, maneviyatla dolma. Ezan yasak. Niye yasak peki? Tam da ne? Ekonomiyle ne alakası var? Camiler ahıra çevriliyor. Ne alakası var ekonomiyle? Başörtü, eğitimle ne alakası var yani? Başörtü yani üniversitede okurken mi okuyamıyor çocuk? Tam ne alakası var? Terakki, şapkayla ne alakası var? Binlerce insan asılıyor. İskilip Latif Hoca başta. 350 bin harf var Çin'de ve Japonya'da. Harf değişmemiş adam çağ atmışlar. Bir gecede bu millet cahil yapılmış. Aynı zulüm. Aynı zulüm. Yani bu rızk ikidir. Bir maddi, bir manevi. Maddi rızık Allah yaşayacak kadar vermiş herkese. Afrika'dakiler niye ölüyor? Zulmen ölüyor. Adamların madenini, elmasını, petrolünü, demirini, bakırını, altınını al. Ondan sonra onlara da bütün ilaçları onlarda dene. İğneleri, hapları dene. Sonra bir kamp kur. Oraya kadın erkeği onlara sırf yedir içir. Orada çiftlik kur. İnsan çiftliği. Organ sat. Bu Avrupa. Avrupa yapıyor. İngilizler yapıyor bunu. Yani bu peki ne kadar acımasız değil mi? Bir portre çizdim, içiniz gitti. Bundan daha acayip. Ezan okunmaması, camilerin yıkılması, efendim manevi insanları ortadan kaldırılması, ezan okudun diye hapse atılması, öğrenme diye kursların kapatılması, okunmasın diye Kur'an-ı Kerimleri kağıt fabrikalarına, Bulgaristan'a satılması, bundan daha acayip. Ötekisi ölüyordu, şehit oluyordu. Bu ölüyor, kafir oluyor. Ama zulmen eğitiminde alınmışsa inşallah fetretten istifade edecek. Yani yaşamdaki israf toplumsal bir baskı. Bir de garip yani. Bir ne inandırılmış. Bu yanlışa doğru diye inandırılmış nesil var şu anda. Doğru yapılmış diye. Mesela ezanların yasaklanması doğru yapılmış. Yani garip yani. İkinci rızık, rızk, ikincisi rızkı mecazidir ki suistimalat ile hacat-ı gayri zaruriye hacat-ı zaruri hükmüne geçip görenek belası ile tiryaki olup terk edemiyor. İşte bu rızk taadü Rabbani altında olmadığı gibi bu rızkı tahsil etmek hususan bu zamanda çok pahalıdır. Lemalar 142.
Yani ikincisi de tirakilik, görenek belası. Mesela bak getirdim şeyi Emirdağ'ında. Burada 142 de söylüyor ama Emirdağ 99 zannediyorum. Bu görenek ne derler ondan sonra ayıp olur. Örf anane gelene kültürün baskısını 90. sayfada galiba veya 99'da söylüyor 2. Emirdağ'ında. Kastamonu'da bir yer var abi. Bu noktada dedi ki evet her tarafta bir derdi Ayşe herkesi sarsıtsa. Ehli dalalet bundan istifade eder. Ehli diyanet de kendini mazur bilir. Zarurettir ne yapalım der. Demek Risale-i Nur şakipleri bu açlık ve zaruret müsbetine karşı yine nurla mukabele etmeli. Evet. Her şakit vazgeçme böyle devam ediyor. Üstte de diyor ki ben yani Risale-i Nur'la meşgul olma nispetinde kalbimde, dimağımda, bedenimde, maişetimde bir inkişaf, bir imisat gördüm diyor. Herkes de diyor kendi hayatında baksa evet. Görür diyor, gördüm diyor. İşte o zaman bize de, bizi de sömüren birisi var işte yani. Enfüste hani nefis, Efiste. Heva, heves. Bunlar bizi aslında sömürüyor yani. Farklı şeylere bizlerim işte farklı şeylerle meşgul ediyor. Zamanı israf ettiriyor. Yani bizim meşgul olacağımız birinci derecede vazife bu. Ama işte farklı mecralara sokuyor bizi. İşte bazında mesela ne olacak diyor ileride diyor. Ne yapacaksın diyor falan. Zaman zaman biz kendi aramızda da konuşuyorduk. Yani ne olacak sen yani falan. Ne olacağı belli değil diyor mesela. Bazı arkadaşlar. Ben de diyorum bazen. Yani vakıflık zaman... için mi? Ha yani. Ne olacak bu hayatın? Ha yani. İşte belki hayat içtimaya çıktı. Belki kim bakacaksın lan ne olacak falan. Bunlar bizim, bunları düşünmek bizim vazifemiz değil abi yani. Ama siz sömürüyor. Siz garanti altına alınmışsınız diyor yani. Bu da bizi sömürüyor. Yani. Sömürüyor. Yani bu cihetten bizi israf ettiriyor. Evet. O işte düşünceler diyor ki bak. İsraf, sefaat, saha hizmetlerine tembellik ve toplumsal bir şey ya, algı diyorlar. Toplumsal bir baskı. Yani mesela anne baba çocuğa nasıl bakıyor? Bana bakacak diye bakıyor. Sigorta şirketi diye bakıyor. Su, ben yaşlanınca su getirir bana, hastaneye götürür beni. Ekmek yapar beni, çamaşırımı yıkar. Çocuğa böyle bakıyor. Yani... Nedir o? Toplumsal. Menfaatleşme yani. Ben seni büyüttüm. Sen de beni yaşlığında bakacaksın. Öyle değil mi? Ama bugün hakiki böyle değil. Mesela bu israf. Bugün bir kardeşle konuşuyordum. Madem onu şey yaptınız. Hayatımızı öyle bir israf ettiriyor ki. Ben misal vereyim. Yaşadığımda. Biraz paylaşacağım öğleyin. Onu sesli böyle yaptık İrfan'la. Her gün malum cüzümü biliyorsunuz okuyorum. Ben şahit olduğumu paylaşıyorum sizinle. Kitapta okuduğumdan demiyorum. Bir cüz okuyorum her gün. Okurken doktor iki sayfa çok lezzetliydi. Oysa ben Kur'an'ımdan, namazımdan lezzet alıyorum. İken iki sayfadan sonra lezzet almıyorum. Sıkılıyorum. Bakıyorum bitti mi? Kaç sayfam kaldı? Allah Allah. Yani 20 sayfa ya. 2 sayfa okudum. İyiydi. Lan 1 sayfa, 2 sayfa. Sıkılıyorum, sıkılıyorum. Bak istifade edin. İstifade edin diye söylüyorum. 1, 2. Baktım. Olmuyor. Sayfayı sayıyorum 2'de. Ne kadar kaldı? Ben böyle değildim. Ben böyle değildim ya. Şimdi bu sıkıntı, sıkıldım mı ben? İki şey Kur'an var. Okurken oldu. Ha? Kur'an okurken oluyor. Tam tersini. Okurken rahatlamam lazımken okurken sıkılıyorum. Bırakıyorum rahatlıyorum. Okuyorum sıkılıyorum. Tamam. Şimdi usta diyor ki dertler bana derman imiş. İki yol var. Ya kapatacağım veya ustadın dediği yöntemi kullanacağım. Dertler bana derman imiş. Neşteri vuracağım dedim. Hani neşter yaraya. Sorgulayacağım ben şimdi bunu. Ben niye sıkıldım? Ya kaçacağım, bu sıkıntıdan kaçacağım, video açacağım, telefon nerede, şey nerede, bilgisayar bakalım, işte o video senin, telefon, nasılsın kardeş, ne yapıyorsun falan. Ya kaçış bu, bu kaçış rampası. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, zeyneceğim, ikinci kata, üçüncü kata, dördüncü ineyim böyle. Veya video seyredeceğim, bu kaçış, bu değil.
dertler kendisi dermandır. Ki bak bu derse mevzu oldu ve öğreneceğiz bir şeyi şimdi. Ben şahit olduğum bir şey söylüyorum. Dur bakalım dedim. Sen niye sıkıldın hemşerim? Ha, aynı yaşadığımı söyleyeyim. Okurken kalbim ve aklım Kur'an'daydı. İki sayfa keyif alıyordu. İki sayfadan sonra aklım ve kalbim Libya'daydı. Ulan dedim Kaddafi, Kur'an okuyorum ama aklım fikrim Kaddafi'de, dilim gözüm Kur'an'da. Kaddafi dedim Kıbrıs Savaşı'nda Türkiye'ye ambargo yaptı. Dünya Kaddafi uçaklarının lastiklerini kendi söktü, Türkiye'ye verdi. Böyle adamdı ama neyse. Dedim ya bir tane işte Kur'an'a yanlışlık yaptım. Kur'an okuyorum bak, size de tadat ediyorum. Yeşil kitap mı ne çıkarttı? Kur'an'ı kendisine göre şey yaptı. Onun cezası ama inşallah dedim kafirler olacağım. Libya'dayım, Libya-Türkiye ilişkini ama Kur'an okuyorum. Gözüm, dilim Kur'an'da, kalbim, aklım Libya'da. Sıkıldım. Sonra ikisi aynı çizgiye gelmedi. Gözüm, dilimle kalbim, aklım Kur'an okumuyor ikisi de. Bir tanesi Fizan'da, bir tanesi Mizan'da. Onun için sıkıldım. Çamaşırı tutarsın böyle, bir çevirirsin ya. Bunu da böyle çevirirsin. Böyle olunca tamam, su çıkar değil mi? Şimdi kalbimle aklım siyasette, gözümle dilim Kur'an okumada. Sıkılacağım tabii. Fark ettim. Ha, bundan sıkılıyormuşum ya. Dur. Bunu söyleten Allah'a yemin ederim ki aynı böyle oldu. Sonra kaldı 3 sayfa. 15 sayfa gafilane okudum. 2 sayfa iyi huzurluydu. 17 mi? 3 sayfam kaldı bir cüz. 3 sayfam. Sonra kalbimle aklım, dilimle gözüm Kur'an okudu. O kadar da keyif oldu ki. Ne yapmam lazım idi? Sıkıldım değil mi? Şimdi tanımlıyorum toplumu. Sıkıldım. Videolara gireceğim. Televizyonlara gireceğim. Onu bunu arayacağım. Ona buna sataşacağım. Bu nedir? Kaçıştır. Kardeşim yüzdeş. Derman nerede biliyor musun? Gemi nerede battı? Karadeniz'de. Nerede arıyorsun? Akdeniz'de. Lan orada ne işi var? Nerede sıkılıyorsanız huzur da oradadır. Bulmak, bulacağınız şey kaybettiğiniz yerdedir. Dertler bana derman imiş. Sıkıldığınız şeye neşteri vurun bakalım. Oradadır huzur. Vurdum, kaçmadım. Sıkıntıdan kaçmadım. Bir dakika kardeşim. Niye sıkılıyorsun dedi. Bir dakika. Niye? Hakikatta sordum. Böyle nedir yani? Dur. Nedir bu? Derdin ne? Huzura sebep olan sıkıyor beni. Dikkat ediyor musunuz? Huzura sebep olan sıkıyor beni. Dedi ki bir tarafım kalbin, aklın Libya'da, gözün, dilin Kur'an'da. Sen sıkılmayacaksın daha. Kim sıkılacak diyor. Sonra ikisini bir getirdim. Sonra da öptüm Kur'an'ı. İyi ki varsın dünyamda. Şimdi Mehmet, getirelim o şeyi. Ya dershanedeyiz, işte yaşlanınca ne olacak? Yaşlananlara bak. Nadir abiye nasıl bakılıyor? Hem de dairemiz içindeki vakıf değildi. Bizim içimizde değil. Nur cemaati için bir grubun abisiydi. Biz aldık. Nasıl bakılıyor? Allah ne yapmış farkında mısın? Bu adam doktor değil miydi? Doktorluğu istifa edip vakıf olmadı mı? Nadir abiye işin hizmeti etmiyor musunuz? Adam Özbek'ten gelmiş. Sen babana hizmet ettin Azay. Ama sen etmiyor musun hizmet? Mehmet etmiyor. Hangisi hizmet etmiyor Nadir abiye? Sana dedecekler. Ama korkma. Sen öyle olmayacaksın. Aniden terisi olacaksın. Bak şimdi
Dedi ki bir tanesi Ankara'dan, ya dedi ben dedi tasavvufi merak ediyor. Bir sen falan keşif keramet var böyle tipler de. Sonra neyse dersi yaptık. Onu sordu. Ya dedi keşif keramet var mı bizde ki? Dedim bizde balon yok kardeşim dedim. Hakikat var. Ustadın hapishane meselesini anlattım. O balonla cevher satıyorum. Biz balon satmıyoruz. İlle keramet istiyorsan senin gibi bir doktor, onkoloji mi neydi kanser? Ankara'dan kalkıp gelip de benim gibi cahil bir adam önlü ha burada oturup ders dinliyorsan aha keramet de bu istiyorsa. Ve zannediyorum kafandaki sorunun da ta cevabı bir ders oldu şimdi dedim. Ha, kardeşim neyin peşine koştuğunu bilirsen rahat edersin. Neyin peşine, kimi adına koşuyorsun? Adam, o da meşgul bir yol olan futbola hayatı tehlikede sakat olacak, felç olacak. İhtimal, binde bir yani, milyonda bir sana denk gelecek meşhur olmak. O da bir veya iki sene. Değer mi bu gençliğini vermeye? Bak adam nereye koşturuyor. Dünya ne kadar baki, ne kadar fani. Hayat ne kadar uzun, ömür ne kadar kısa. Mevcudat dünya ne kadar katı ve kesin ama ne kadar hiç. Ne zaman anlarsın? Korona vesaire bahanesiyle yoğun bakıma takılınca vay be. Cihazda zor nefes alıyoruz. Dışarıda biz ne kadar nefes aldık. Hayat el freni çek takoz koy dendiği zaman vay be ne kadar uzunmuş, ne kadar kısaymış. Ne kadar kesilmiş, ne kadar hayalmiş. Ne kadar gerçekmiş, ne kadar aldatmaymış. Ne kadar uzunmuş, ne kadar kısaymış. Hiç değilmiş. En iyisi kainatın patronuna, kainatın sahibinin yöntemine uymak. Uydun mu? Ha, işten sömürmedir bu. Bu da yaşamda, yaşamdaki, hayattaki israftır. Mesela Üstad Hazretleri uzun olmasın diye almamışlar. Tarih hayatında geçiyor. Yeme, içme, giyinme gibi öyle basit şeylerle iktisadını, israfını ölçen bir dahi değil usta. Hayalini, düşüncesini bile israf zaman, etmez. Nefis, nefes. Ne? Zaman diyor, nefis. Nefes. Nefes. Hayal. Hayal. Hayalini bile israf etmemiş. Ondan sonra karşı sayfada yanında orayı çok iyi biliyorum. O Risale-i Nur talebesi de diyor, olur olmaz bir eseri okutturamazsın. Okuyorum. Hani bu düsturu diyor, talebelerine de diyor. Sirayet etmiş. Evet. Bir nur talebesine her şeyi okutturamazsın. Her derse sokamazsın. Tamam. Bir bazen insaf adına söylüyor mu? Git kardeşim istediğin yere git. Ne böyle diyorsun dedi ya. Niye dedi böyle başka şöyle. Ne hep söylemiyorsun böyle. Böyle diyen de var kardeşlerden. Ne yapayım bana bu yakışır. Ben ne demem lazım? Ama Allah'ım. Nur cemaatı şundan bundan ayrılma. Yok kardeşim benim bana göre mücedid budur. Budur demiyorum. Bana göre budur. Sana göre başkası olabilir. Ama kabul etmiyor biliyor musun? Çoğu kardeşim. Ya desene ya. Kendisi bulsun. O zaman hiç endişe etmeyecek kişiler biziz aslında yani dershanede. Hiçbir şeyden. Ne rızıktan. Yani illa biz değil. Yani. Ne gelecekten. Evet niye biliyor musun? İmam-ı Şafii hadis-i şerife dayanarak rızkınızı kefilim dedi. Bak şimdi, hiç kimse dünyada rızıksızlıktan ölmez. Zulmen ölüyor. Şimdi İstanbul'da, mesela Küçükçekmece'nin bitişindeydi benim dershanem. Ben orada şahidim. Poşetlerle ekmek asılıyor. Hariç içeride geliyor adam diyor ki, şu parayı al diyor. Ben şahidim, gözümün önünde verdi. Gözümün önünde verdi. Geçen sene Ramazan'da oradaydım, orada kalıyordum. Dedi ki, bir baktı kimse, ya bir şey yok dedi. Fırıncı beni tanıyor. Bizim hoca diyor. Ha hoca mı? Tamam. Al şu parayı diyor. 100 tane ekmek benim adıma dağıt diyor. Dedim ya, bu adam verdi parayı çekip gitti. Güveniyorlar. Sonra bakıp iki kişi geldi. Bir çocuk, kız çocuğu, 13-14, bir de kadın geldi. Ondan sonra dedi ki, bize emanet ekmek var mı dedi. Hop kaç tane lazım dedi. Hepsini verdi.
Beş tane hafı mekara dediyse. Allah. Gözümün önünde rızka bak yani. Gözümün önünde. Şeydeyiz. A101'de mi neyi? Ben oradayım. Önümde bir tane adam var. Hiç böyle zahirde saçlı maçlı. Onun önünde ana kız var. Bak rızka bak. Yaptılar. Şey verdi, kart verdi. Yeterli bakiye değil dedi. Ne kadar var dedi. Seyrediyoruz. Şu kadar var. Ne kadar eksik? Çantayı çıkarttı. Yetmedi. O zaman dedi. Ben dedi kız bu aldı. Anne ben dedi. Onlar bize çok lazım. Bunları ben aldım. Bunları bırakayım dedi. Yani bir şey müdahale edeyim. Ben şey yapayım. Ama ne bileyim yani bir şey olur da böyle kadındır falan. Önümüzdeki medeni cesareti. Dedi ki ablam dedi. Büyük bir adam, yüksek, saçlar uzun. Hiç beklemezsin zahirde ben. Ablam dedi, eğer kusuruma bakmazsanız, özür dileyerek söylüyorum. Sakın, önümde olduğun için söylüyorum. Yoksa önümde denk geldin. Hepsini müsaade et, ben ödeyeyim dedi. Olur mu kardeşim? Lütfen abla dedi. Tamam dedi, hemen mülayimeti görünce tezgahlara dedi ki, lütfen kartını da parasını iade edin. Verdi böyle. Bir sürü de dua etti. Açık saçık kadına. O da nasıl da dua ediyor? En cazibime giden şu oldu. Peygamberin şefaatini sana mazhar etsin dedi. Ramazan'da oluyor. Ondan sonra... Ya duada da şey açık açık kadın. He o kadın yani. Peygamberin şefaatine seni mazhar etsin dedi. Senin de en zor durumda karşılığına gelsin dedi böyle. Ula! Şimdi tezgahtaki kız ne dedi? Söyleniyor. Keşke ben hepsini ben ödeseydim bu Ramazan'da bu dua. O, hepsini ben ödeseydim dedi. O ne dedi? Adam, bu nasip işi dedi. Bu nasip işi. Niye nasip işi beyefendi dedi. Ben düşünemedim. Hayır dedi. Benim babaannem dedi ki, oğlum dedi, böyle böyle şeyler denk gelirsen dedi, mutlaka dedi, öde dedi, uyanık ol. Babaannem demeseydi ben bunu yapamazdım dedi. Görüyor musun? Babaannesi oturduğu yerde bakma talimatı nerede takip. Samimi ol. Rızkında, doktorunda, hizmetçinde, kölende, köpeğinde, ekmeğinde, arabanda, hizmetinde. Hepsi gelir. Lan ne özelliği vardı koca fahri kainat on bedevilere gelmiş. Ondan daha bir rızık olur mu? Lan sebebi vücud. Levlake levlak leva halaktur eflak. Gelmiş bedeviye. Ya Rabbi ya ne büyüksün ya bu. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam rızık olarak... Nasıl gelmiş onlara ya? Ya biz kimiz ya Bediüzzaman gelmiş bize? Biz kimiz ya bu gelmiş? Gelmiş bu rızık değil. Sen samimi olunca gerçekten yollar açılıyor. Mesela ben yazan için harfiyat açtırıyorduk ya. Ben gittim adama diyorum ki şurayı bana açar mısın? Değil mi? Bana adam genç bir çocuk yani 33 yaşında. Dershanenin medresesi için. Dershanenin medresesi açarken. Makineci. Bana dedim Adilem burayı açar mısın? Dedi. Bana demesin ki ne yapacaksın dedi sen böyle. Dedim ya sen aç dedim. Kaç para açacaksın dedim onu söyledim. Ya sen dedim ne yapacaksın onu söyle dedi bana. Allah Allah. İki defa şey yapınca ben söyledim ki ya dedim böyle bir medrese olacak dedim falan. Deyince tamam dedi orası benim dedi ben gelip yapacağım dedi. Ondan sonra açtı. Operatör mü bu? Operatör. Yaptık 3 saat çalıştı. Sonra üç ben saat. De parayı zorluyorum vereceğim dedim ağacan dedim falan. Oğlum dedi sen bana dedi niye minnet ediyorsun dedi. O kadına benzer bir şey söyledi. Sen bana dedi niye minnet ediyorsun, niye beni zorluyorsun dedi. Allah dedi bana böyle bir şey nasip ettiğin için dedi ben Allah'a hamd ediyorum dedi. Yani. Fesubhanallah. Görüyor musun? Yani niyet halis olunca Cenab-ı Allah kolaylaştırıyor. Vallahi yani. Nurculuk da öyle. Vallahi iman da öyle. Vallahi maneviyat da öyle. Her şey öyle. Temiz ol, samimi ol, yampur yampur yapma. Doğru musa? Her şeyi sen bulmayacaksın. Sana gelip bulacak, seni bulacak. Aha delil fahri kainat bedevilere gelmiş. Aha darcım, denim diyen bedeviye Musa aleyhisselam hizmetçi yapmış. Biliyorsunuz olayı. Böyle namaz olmaz dedi adama vesaire. Sonra Musa aleyhisselam gitti. Adam eski olmayacağını öğrendi. Yeniydi unuttu yaşlı adam. Ondan sonra Cenab-ı Hak vahyetti. Ya Musa benimle kulumun arasını açman için mi ben seni gönderdim?
Git dedi onu tam talim ettirene kadar orada hizmet etti. Hizmet et ona. Ulul has peygamber geldi. Ha? Oturdu. Ben Musa'yım dedi. Başladı ağlamaya. Niye ağlıyorsun? Ya Rabbi. Ey şimdiye kadar. Ama batıldı şimdiye kadar ettiğin ibadet. Ey şimdiye kadar ibadet ettiğim Rabbim. Yanlışmış. Ama bana hiçbir şey demedin. Beni kırmadın. Şimdi doğruyu öğrendim ama unuttum. Ey o Rabbim. Doğruyu öğretecek bana birisini gönder. O da Musa Aleyhisselam da ağlamaya başladı. Bak Ulul Azm peygamberi geri göndermiş. Demiş peygamberi gönderiyor. Acayip bir şey. Kardeşim Allah'a itimat et. Allah'a samimi ol. Allah gönderir. Samimi ol. Korkma ölümden. İmansızlıktan da korkma. Samimi ol. İmansızlıktan değil. Allah'ı kaybetmekten kork. Cennet cehennem değil. Allah'ı kaybetmek esas. Cennete gitsen ne olur? Allah sana yüzüne bakmasa. Olur ya. Tamam gir lan gir. Gir. Gir ama böyle yap. Cennet mi olur o? Ya. Alim bir tanesi demiş ki, ey kulum gir cehenneme. Seve seve girerim. Bana kul dedi diyor ya. Bak hadi bakalım. Allah'ım ya Rabbi. Demek ki şurada bunun çaresi olarak israf mesela. İsrafı sakın ha. Madde, yeme, içme değil. Hayal, vakit, zaman, ömür, böbrek. Bak bugün edilen masrafa bak. Şu güneş. Bugün ediliyor. Hava. Bak yatıyoruz. Doktor senin sana gireceğim. 45 dakikaya bilmem kaç milyar alıyorlar narkoza. Ameliyat olmak için. Seni uyutuyor 45 dakikaya bilmem kaç milyar. Lan Allah 5-6 saat fıtri uyutuyor seni. İlaçla uyuyanlar var. Sen ilaçsız uyuyorsun bak sana. Ya ne acayip bir nimetlerdeyiz de farkında değiliz. İman vermiş. Yani ne vermiş? İman kendisini vermiş. Çare ne? Zaman cemaat zamanıdır. Şahs-ı manevi girmekle kurtulur. İsraftan. Maddi ve manevi israf. Bak şahs-ı manevi gireceksin. Okuyorum. 666'da Mehmet. Çevrelim. Şimdi Emirdağ 1, 71. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası, yani ben kendim iktidarımla para kazanacağım, geçineceğim. Lan iktidarınla mı nefes alıyorsun? Hiç böyle su içerken test gittiği oldu mu abiler? Yemek yerken. Bizim köyde balkonda eşiyle çoluk çocukla akşam kuru yemiş yerken leblebiyle boğulup ölen insan biliyor. Hem de bir sene ancak oldu. Leblebiyle ölür mü? Ölür. Yani hatırımıza gelmeyen nimete bak. Su içerken ya ters gitse bitti. Nefes alıyorsun. Lan sen mi alıyorsun? Ne ki kendi hayatına kendin mukayyet olmaya çalışıyorsun? Bırak sahibine teslim et. Bu zaman cemaat zamanıdır. Bu dersler cemaatta olur. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar cemaatin şahs-ı manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Şahs-ı manevi bir tanımlayayım size. Sekeratta ustad diyor. Ustad diyor ki sekeratta yardım eder diyor. Nasıl yardım eder? Doktor büyük bir pekmez tavası getir hayali. Bütün nurcuların aklını atar mısın? Marifetullah yani tefekkürleri. Attı mı? Çevre. Mehmet. Vicdaniyatını atar mısın abi içine gene? Attın mı abi? Kalplerindeki imanı atar mısın abi? İmani, zikri. Attın mı abi? Ruhlarındaki inkişafatı da attın mı abi? Attın. Ne etti? 4. Fiiliyatını da at namaz oruçlarını. Bu tencereye. Bak bütün nurcunun eylemini at. Hasenatını. Akılların marifetlerini at. Vicdandaki hissiyatlarını at. Kalplerindeki duyguları ve imanı at. Ruhlarındaki latifelerin imbisatını attın mı abi? Karıştır abi. Karıştır. Bu şimdiki zaman geçmiş ustattan beri Allah için gelecek de yok.
hazır gibidir. Gelecek nurcuların, geçmiş nurcuların, kabirdekilerin, şu anda yaşayan nurcuların bu fiiliyatını, fikriyatını, hissiyatını, duygularını, latifelerini at, karıştır. Onunla oluşan onun adı şahs-ı manevidir. Risale-i Nur cemaatinden oluşan şahs-ı manevi, tarikatında şahs-ı manevisi var, küfründe şahs-ı manevisi var. Bakar mısınız abi? Aha bak. Bak. Diyor ki cemaat ve komitelerin, bak, cemaat ve komitelerin habis ruhanileri, bizde cemaatin şahsı manevileri, kafirin de şahsı manevisi var. Mesela bir kafir günah işledi. Kafirin haşir meydanında hesabı yok. Münafığı yok, şöyle yok. Yani derecesi için var. Hasenat, seyyat, hesabı yok. Kafirin hasenatı yok. İmansızın hasenatı yok. Bitti. İmansızın, gel buraya. İmansızın hasenatı yok ki hasenat seyyat olsun. Ha, zalimliğinin derecesinin şeyi var. Bak şimdi bir kafir, münafık günah işledi. Artı mensup olduğu hangi mason muydu, komünist miydi, maucu muydu, karmakçı mıydı? Onun şahsı manevisinin, manevi habis manevisi, yani maddi değil, habis şahsı manevisinin o adama bayla bayla yüklenecek. Rüştü abi hep bu hadisi zikrederdi bize. Derdi ki, ihtiyacı hissetmemiştim, kaydetmedim. Diyor, derdi ki, iktidarsız, ihtiyarsız, bilmiyor, cahilane, Sufyanet'te yaşamış. Bir sürü günah işlemiş Müslüman. İtikadı bozuk. Namaz kılıyor, oruç tutuyor ama ona taraftar, buna taraftar. Yani allak bullak. Çünkü doğruyu bulamamış. Allah diyor bunu iktidarı ihtiyarıyla olmadığı için Allah bunun günahını Sufyan'a yükleyecek diyor. Buna Sufyan'a yükleyecek. Hiç kesin ya. Müslümanın. Fetret, bu fetret. Hepimiz fetretten alacağız. Tamam mı? Ne kadar bilebilirdim. Ne kadar. Yani ölçü şudur. Şu hukuktan söylüyorum. İslam hukukundan. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyete göre kişi mesuldür. Şimdi bir kadın veya bir adam. İktidar, ihtiyar. Yani bu neyse girmeyeyim detayına. Bilemiyor. Toplumu bilemiyor. İçinde doğmuş, büyümüş. Bunu teneffüs etmiş. Sufyaneti bilmiyor. Hak ve hakikati bilmiyor. Bir oruç bilmiş, bir namaz bilmiş. Başka bir şey yok. Bir sürü tarafkirlikleri var. Gidiyor CHP oy veriyor. Tamam mı? Acayip acayip. Ustad CHP'ye %5 ana kadroya veriyor. 95'ini kurtarıyor ustad. Yüzden peşin hüküm vermek doğru değil. %5. %5'e tamam kesin. Şimdi ne diyeceğim? Onların tabii ki geçmiş olumsuz şey cemaatin diyor. Cemaat ve komiteleri. Ustadın cümlesi. Cemaat ve komitenin habis ruhanileri. Habis ruhani de şahsi manevi gibidir. O adama ölüm anında ve yaşarken ona monte ediliyor, ona da veriliyor. Müsbeti ise cemaatlerin şahsi manevisi. Mehmet senin şahs bir şeyin var. Geçmişinde bu kadar hayatın maneviyatın var. Artı bütün o ustattan, Hafız Ali'lerden, Hafız Ali abilerden, Zübeyir abilerden, Hulusi abilerden, Yeğen abilerden, Sungur abilerden hasenatı gelecek torunların, kıyamete kadar bütün nurcuların sebabı, fiiliyatı, fikriyatı, hissiyatı, vicdan, duyguları, kalp, latifeli ruh, hepsinin hasenatı karıştırılacak o şahsı mani. Senin hayatında da yardım ediyor, sekeratta imdadına koşuyor, o şahsı manevinin mekanı yok, dünya ile dünyada değil. Ahirette de var, haşir meydanda da var şu anda. Elan mevcut o. Kabirde de var, dünyada da o şahs-ı manevi himmet ediyor. Nasıl anlarız peki ettiğini? Köydesin. Veya gidiyorsun. O da nasıl yapayım ya? Darışacak bir abin de yok veya kardeşin yok. Kalbine bir doğar. Kalbine böyle mana verir sana. Meylettirir kalbine. Bir şekilde gösterir. Bir adam o. Karşına birisi çıkarır. Evet. Dedi ki, yağmur ip gibi yağdırılıyor. Bir Meylat, Kur'an kursunun
gölgesinde duruyor. Çatısının kenarında kadın, bir sürü malzeme var. Yaşlı kadın. Annem de ne yaşta o zaman? Biz de gençiz. Bir köye derse gidiyor. Altıma da bir tane şey verdiler Rüştü abi. Kartal bir araba. Oradan geçeceğim. Kadını gördüm. Ama nasıl yağmur var? Aldım. Bizim köyün karşısındaki köy. Ondan sonra bak şimdi Allah gönderir kardeşim. Diyormuş ki ey Rabbi hiç mi bir kulun yok? Ben mağdurum. Sığırlar aç. Sabah bile vermedim. Çarşıya gidip çabuk geleceğim diye. Allah'ım senin kullarını ki diyor. Kendisi dedi. Sen devam et. Bir şey mi diyeceksin? Bak şimdi. Yok, yok mu bir şey dualar etmiş. Sonra bana söylüyor. Sonra ben onu alıyorum. Kadına ilk önce soruyorum. Oğlum nereye gidiyorsun dedi aldıktan sonra ben. Sen nereye gidiyorsun? Hala ben oraya gidiyorum dedi. Ya çok çok değişik köye gidecek yani. Ben de başka bugüne derse gidiyorum. Olsun bir yarım saat geç ki hem ne olur başka bir köye gidip. Dedi ki ben denk gelmiş. Yani ben Venek müdür falan bir sürü. Bizim köy burası. Bunun köyü de burası. Bak Allah denk getirecek bir şey anlatacağım. Bu köydeymiş karşıki köyde. Aldım arabaya. Oo dedim bu almışken bu kadın nereden anlar? Vesveseyden biraz bahsedeyim. Bir de Mucizat Ahmedi'yi çok severler yaşlar. Hem araba kullanıyorum hem halamıza Mucizat Ahmedi'yi anlatıyorum. Allah Resulü parmaklarından su akması, ayı kebermesi. Ondan sonra Kur'an'da bu iman etmez dediği halde amcası 7 sene yaşadığı halde Kur'an inkar etti. Ya bak iman ettim. Ayet ters şey düşebiliyor. Hepsi anlat. Ya nasıl seviniyor? Ya bana bunu anlatmak için. Neyse can sıkıntısına işte yatarken böyle falan. Tam köye yaklaştık. Oğlum dedi. Oğlum güldürüm. Allah senden razı olsun. Hem beni aldın hem bana neler anlattın. Hem yatarken sıkıntım hem vesvese hem peygamberi anlattın. Sana da bir iyiliğim olsun dedi. Sana da bir iyiliğim olsun. Oğlum dedi. Hangi köylüsün dedi sen. Buralara benzemiyorsun. Ben dedim kaç iki köydenim dedi. Dedim hangi köyden hiç benzemiyor. Ben Güney köyünden. Öyle mi ya? Ha? Sen bir evet dedim. Benim. Aman o zaman dedi. Bir iyiliğim olsun sana. Orada bir Hasan Hoca diye bir adam varmış. Duydun mu dedi. Lan dedim dur bakalım. Duydum dedi. Hasan Hoca diye birisi var. Oğlum sen iyi bir çocuğa, iyi bir uşağa benziyorsun. Çok iyi bir insansın. Şöylesin böyle. Sana bir iyiliğim olsun. Sakın ondan uzak dur. Tamam. Niye hala dedim Hasan Hoca'dan uzak durayım? Oğlum dedi o çocukları anne babasından ayırıyor. Bir binaya sokuyor diyor daha çıkamıyorlar diyor. Mustafa oradan bakıp çıktı ya. Yani annesi bakıp... biliyorsa. He? Annesi, annesi değilmiş. Duymuş ya. Yani işte... Mustafa'yı duymuş ya. He? Mustafa'yı duymuş o zaman. Mustafa'yı duymuş. Karşıki bizim köyde birkaç kişi doldu ya. Baba bizim babalar birkaç tane. O da herhalde baba aldı. Ahmet Mehmetler vakıf oldu ya bilmem birkaç tane. Ona dedi kim takılıyorsa dedi kurtulamıyor. Anne babasından koparıp bine hapsediyor. Sana bir iyiliğim olsun dedi. Bak böyle biliyor değil mi kadın? Tamam bunu dedi. Allah bak nasıl düzenecek. Allah Allah. Ya öyle yapmaz dedim ya. İyi adama bir şey yapıyor dedim ya. Böyle dememesi lazım. Yok oğlum dedi iyiliğim olsun sakın uzak. Tamam hala. Tamam. Hala dedim. Onu tanıyor musun? Tanımaz mıyım dedi ya. Allah Allah. Nereden tanıyor? Duymuş yani de. Bak öyle kabre girmesini istemiyor. Düzelecek şimdi. Tamam. Hala dedim anlattıklarımdan bir şey var mı dedim. İstifade ettin mi? Oğlum etmez miyim ya lan kör müyüm ben dedi ya. Nerede bulacağım senin gibi sen şöyle yaptım öyle. Hala dedim neyse moralı bozulmasın canı sıkılmasın. Gittim döndüm. Durdum. Oğlum dedim sonra dönün. Yok. Döndüm. İndirdim. Şimdi bırakacağım. Hala dedim. Onun hakkında öyle düşünme dedim. Öyle değil. Niye oğlum dedi ya. Yok dedim. Milletin dediğine bakma sen. Onu düzelt ki dedim. Ona düşman olursam belki Allah onu seviyor. Seni de Allah sıkın. Ama oğlum böyle yapıyor dedi. Ama o dedim başka belki şeyler de yapıyor. Öyle duymuşsun. Öyle mi ya? Durdu. Düzelt dedim onun hakkındaki düşünceni dedim. Gıybet etme. Durunca biliyor musun o Hasan Hoca benim dedim.
Yani bıçak vursa derler ya kan akar. He akmaz derler ya. Bıçak donmuş. Öyle mi ya? Dedi. Hiç kıpırdamıyor. Ben arabaya bindim. Çalıştırdım. Dikiz aynasından bakıyorum. Hala kaldı. Niye anlattım? Bak Allah senin o doğru bir kadındı. Düşüncesini geldi kendisi düzelttirdi. Çeşitli örnekler verdi. Doğru ol Afrika'da dahi olsan. Hayatını istikamete sokacak. Allah sana gönderecek. Ustad diyor. Hayvanın bir ayağı mı kırıldı? Baytar oraya gönderiyor. Seni yanlış mı düşündün? Kimin hakkında? Onu sana hizmetçi yapacak. Gelecek o. Yeter ki samimi ol. Her şey işte samimiyet. Şuraya okuyayım. Cemaat zamanıdır. Dedik şahsi manevi sana himmet edecek. Bak onu nasıl düzeltti. Öyle mi ya? Ne oldu? Gıybetten, suizandan kurtardı. Taraftar oldu. Cemaatin şahsi manevisine dost oldu. Dost da alıyor. Görüyor musun? Onun için örnek verdim. Samimi o. Ben ona kızmadım. Anladım ki tahsiye edecek bende. Bu zaman ehli hakikat için şahsiyet ve enanet zamanı değil. Zaman cemaat zamanıdır. Hakikaten ya. İyi ki bunu demiş ya. Hoşunuza gitmiyor mu? O kadar hoşuma gidiyor ki. Tek değilim. Yalnız değilim. Canımı verirken şahsi manevi himmet edecek. Ondan sonra ben canımı verirken kardeşlerimin şahsi manevisi var. Karşımda öteki tarafta ustad var. Nur talebeleri beni karşılayacak. Ortada da Allah'ın meleği var ya. Beni elleriyle götürecek kişiler cemaat. Oradan öteki tarafta beni karşılayacak ustadlarım, abilerim, iman ettiklerim, sevdiklerim, dua ettiklerim kişiler. Ortada da Allah'ın melekleri, zebani değiller ya. İki makbul cemaatin arasındakiyle melek ben sana yanlış yapabilir mi? Seni cemaat götürüyor, onlara teslim ediyor. Oradan da cemaat seni alacak. Kargo yani. İki sanat ortasındaki dua gibi. Dua gibi, iki sanat, aynen öyle. Yani bu bize, bunları niye anlatıyorum? Bu düşünceler bize şahs-ı manevi veriyor. Cemaat olmanın ruhu. Tek değilim ya. Ben yalnız değilim ya. Bütün kainat benimle alakadar. Çünkü bütün kainat alakadar eden Risale-i Nur talebesiyim ya. Risale-i Nur talebesiyim. Risale-i Nur da arşa, Kur'an'a bağlı. Kur'an da arşı ferşe bağlamış yani. Ve o zaman cemaat, ben buraya mensubum, ben buraya aitim, aidatımı, yani bağlılığımı bildiğim şey bana acayip keyif veriyor ya. Ölüme de çare yani ha. Keyif veriyor. Ben Nur cemaatindeyim ya. Ben Nur talebesiyim ya. Yani elhamdülillah demiş değil mi? Sen Nur talebi misin? En küçük efradındanım demiş. Değil mi? Tarihçi de geçiyor. Elhamdülillah. En küçük. Düşe kalka günahlarımla beraber benim gönlüm bu. Tek değiliz. İşte zaman cemaat zamanıdır. Ne oluyor? Cemaattan çıkan bir şahsi manevi hükmeder. Dayanabilir. Ha işte. Başka tek Mehmet şöyle yapıyor bak çevre. Öyle mi Mehmet? Kimse dayanamaz diyor. Mümkün mü ya? Hele bu koronadan bile ya. Adam diyor ki şimdi gelmeden önce Mehmet ve Emre temizlik yaparken bir Kur'an okuyordum değil mi? Abi diyor koronaya kulağını vermiş yoğun bakımda almaya da. Hemen biraz sonra tahlil almışlar. Tahliller olağanüstü güzel çıkmış. Ne yaptım ben? Hizmet Kur'an okudum. Demiş ki abinin Kur'an okuması sesini duydum. Çok iyi. Ben şahsıma niye okuyayım? Akraba mı benim ya? Ben Karadenizliyim. O Bingöllü. Orada imamlık yapmışız. Yani sesini duydum diye rahatladım. Ya benimle alakası yok. Benim sesimin üzerine şahsi manevi var yani. Mesela Kur'an okumak, Allah ile sohbet etmek demiyor mu Peygamber Aleyhisselam? İşte bir Nur talebesi bir ders yaparken o benim üzerimde sana veriyor ya. Memerdir diyor ustad 18. sözde. Memer su borusu, elektrik kablosu. Su borusuna su geçiyor diye suyu bize veren boru değil ki. Ben de boru gibiyim. O şahsi manevi bana benim ağzımla ona söylüyor. Onu rahatlatan Allah'tır. Beni de hizmetçi yapan odur. Bak kadar bak. Şahsi manevi olmasaydı, dersleri gelmeseydi, cemaatimizden olmasaydı nereden beni bilecekler? Ben de niye okuyayım? Yani niye alakalı? Korkma, endişe etme. İki kelam ettim böyle. Adam
Ha, diyebilir misin ki ben konuştum da rahatladı? Hayır. Çok iyi biliyorum ki ben boruyum. Benim üzerimden su akıyor. Ha, biliyorum böyledir zaten. Bak cemaatten çıkan bir şahsi manevi hükmeder, dayanabilir. Büyük bir havuza sahip olmak için bir buz parçası hükmündeki enaniyet ve şahsiyetini o havuza atmaktır ve eritmektir. Yoksa o buz parçası erir, zayi olur, o havuzdan da istifade edilmez. Hani ben tencere dedim ya, bir herkes bu buz parçasını koysun. Tarihçi dikini söyleyeyim. Doktor, bir damla su bu sıcakta toprağa döksek ne olur? Yutar değil mi? Gözükür mü hiç? Yok. İşte diyor, ama senin damlanı getir, benim damlamı getir, onu da getir. Bir damla olsun, bir su olsun. Hemen toprak yutamaz. Tarihçe'de geçiyor bu. Tamam. Şimdi buzunu attın havuza. Sen de attın. Havuz su oldu ya. Tek başına olsaydı toprak şehvet gibi yutar diyor. Aynı öyle diyor. Şehvet yutan demektir. Adamı yutuyor. Yani şehvet bir şey aşırı istemek. Telefonu değiştirmek, ikide bir elbise değiştirmek, araba değiştirmek. Onu değiştirmek aşırı tutku. Bu şehvet diyor. Kuvve-i şehvi ya sildik onu. Bunun karşısında tek yegane, mesela derse girildi, ders dinliyoruz. Bu şahsı mani işte, sen işte devamlı terbiye ediyor, devamlı. Akşam dersleri, gündüz dersleri, şöyle sohbetleri, ancak ayakta duruyorsun. Düşün bu dersler yok. Nasıl dayanacaksın ya? Bitti. Korona da ya. Her an kapına çaldı ya, her an felaket tellallığı yapılıyor haberlerde. Bir size örnek verdiğim, yaşadığım, tanık olduğum bir şeyi anlattım. Ben bu Kur'an'dan, bu iki sayfada nezet alırken, bana Kur'an huzur vermesi gerekirken ben niye sıkıldım? Kaçmadım. Dertler bana derman imiş. Derdimin neşterini vurdum. Niye sıkıldım? Söyle bakalım. Ben bunu çözeceğim. Çözmeden bırakmayacağım. Ben niye sıkıldım? Sıkılmamam lazım. Ha, aklım oradaydı, gözüm buradaydı. Onda. Bak ne oldu? İstifade şansım var demiş. Buz gibi enaniyetimizi, benliğimizi var ya, benleri havuza atıyoruz, biz oluyor. Ben cemaatsiz kim nedir ki ya? Hiçtir hiç. Ben Allah'ınızı seversen ya, ben tek başıma olsam, cemaatin dışında olsam, neyim? Hiçbir şeysin. Ne bu kitaplardan bilecektin, ne bir arkadaşım. Şu anda ders arkadaşı vermesi, beraber olmamız kadar büyük nimet var mı? Şimdi bir en büyük nimetlerden bir tanesini de söyleyeyim. Bir yere güvenebilme. Bu ustadımdır. Bu ustattır. Bu Kur'an'ın tefsiridir. Bunda hata yoktur. İnanabilmek kadar bu korona döneminde büyük nimet bilmiyor. Teselli bilmiyor. Risale-i Nur Kur'an'ın tefsiridir. Kusur yok. Ustad Said Nursi Nur talebesidir. Kastam Emirdağ 148. Said Nursi Nur talebesidir. Bediüzzaman müceddittir. Bediüzzaman Said Nursi değildir. Yani Risale'nin ortaya çıktığı ruhtur. Tamam? Böyle inanabilmek. Haşa, 100.000 defa haşa. 100.000 defa haşa. Değil olsaydı. Olma, diyelim ki yanlış düşün. Ama ben buna inanabilmekten dünyada rahatım. İnanabilmenin. Bir cemaata müntesip olmak, onun efradı olduğuna inanabilmek, o cemaate kanaat edebilmek, ustadını böyle görmek kadar daha büyük nimet nasıl olacak ya? Risale-i Nur müceddittir. Tamam mı? Müceddittir. Bediüzzaman o müceddittin ortaya çıktığı ruhtur. Said Nursi beşerdir. Benim gibidir. Nur talebesidir. Emirdağ 1 48. sayfada söylüyor. Emirdağ 1 125. sayfada söylüyor. Said de bir nur talebesidir. Ahmet, Muhammed, hani böyle... Aynı gibi. Yani şunu demek istiyorum. Risale-i Nur'u böyle görebilmek, ona kanaat edebilmek, ben size kanaat ettim, siz de 20 derece kanaat... Risale-i Nur'a kanaat edebilmek, onu böyle görmek, Kur'an'a bizi bağladığını görmek, ondan daha büyük ne olabilir ya? Ne kadar rahatlatıyor. Cemaat bu. Son şeyimizi bir tane de okuyayım. Bu zaman cemaat zamanıdır. Bu da Kastamonu'da. Biraz önce Kastamonu 143'ten okumuştum. Şimdi Kastamonu 6'da diyor ki bu zaman cemaat zamanıdır. Emniyet ve kıymet
şans-ı manevi görü olur. Şimdi televizyonlarda çıkıyorlar. Dini tamir davasında din tahripçileri var. Dini tamir davasında din tahripçileri. Ajan yani. Şimdi hiçbir değerleri yok. Tek başına çıkıyorlar ya, bir şeyi temsil etmiyor. Ama bir tane normal bir nur talebesi bir ders yapıyor internet şurada burada. Alakadar oluyor çünkü ne kadar şey dahilse müntesip olan nur cemaatleri onlar giriyorlar, dua ediyorlar, şey yapıyorlar. O kendi başına kalmış ötekisi. Cemaati yok. Cemaat oluşturacak. Değil mi? Çünkü kendisi kaynak olmuş. Ustad diyor ki ben diyor kendi nefsime, kendime talebe yapmıyorum. Ben de sizin gibi talebeyim. Bak Kur'an'a bir şey yapmış. Şimdi adam diyor ki Kur'an'ı okuyun. Kur'an'dan başka eser bakmayın. Kur'an'la meşgul olun. Bak ne kadar makul bir söz diyen adam 60 cilt kitabı var. Anlıyor musun? Kur'an'dan başka bir şey okumayın diyen adam kendi yazdığı tefsirler var. 60 cilt. Ya acayip. Acayip zaman değil. Risale ne acayip bir şey. Ve olmasaydı bunlar, bize bunları göstermeseydi bunlar. Nereden bileceksin? Bu zaman cemaat zamanıdır. Cemaat. Emniyet ve kıymet şahs-ı maneviye göre olur. Ne kadar emniyetin var? Mesela bir değeri var. Mesela şey, diyelim ki bir çevrelim bir değeri var. Senin zatı bakına bir değerin var nazar ilahide. Bir de şahs-ı maneviden sana çıkan hisseyle başka bir değerin var. Küfür de öyle ha. Ne kadar değer alıyor? Mesela normal akşamda, bu akşam diyelim bak. Berat gecesiyle Kadir gecesince hiç farkı yok. Zaman aynı zaman, dünya aynı. Ama Allah bazı gecelere ehemmiyet verdiği için o saat çok değerlidir. Bir şey anlatacağım. O zaman Allah demek şu kadar sevaptır. İşte namaz kılmak şu ama o gün namaz kılmamak, hürmet etmemek onun zıttı kadar şerdir. Bizdeki şahs-ı manevi böyleyken şerrin de şahs-ı manevisi var. Şer. Ya Allah kimseye başını vermez. Kendi günahının dışında bir de sebep olduğu günahlar var. Onlar yüklenecek ona. Yapmamakla çok şey yapıyor. Evet, yapmamakla yapıyor. Namaz kılmamakla neler yapıyor? Ya. Allah Allah. Mesela Risale-i Nur okumamakla. Şimdi bak ya. Adama konuşuyor ya. Aa bak burası işte. 6-5. sefer cemaat zamanı. Bu zaman cemaat zamanıdır. Emniyet ve kıymet şahs-ı maneviye göre olur. Maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Yani onun için Risale-i Nur'da şahıs yok. Şahs-ı manevi var. Reis yok. Müdebbir var. Yani gönül insanı hayatıyla, ilmiyle, dirayetiyle, ferasetiyle, basiretiyle imtiyazlaşmış. Allah da merhamet ediyor. Böyle yapıyor. Bazı kişileri çıkartıyor. Ha bununla hareket edin. Bununla hareket edin. Çünkü insan illa önde birisini görecek. Yani şahsı olarak. Ne yapıyor? Hayatlarıyla, fikirleriyle, yaşantılarıyla, basiret, feraset, dirayeti öyle kişileri çıkartıyor. Onunla beraber. Bunu nasıl anlayacağız? Nazarı hep oraya çevirir o. Nazarı çevirir. Hop oraya ben beraberiz de. Der. Ne, o zaman şahsın ne parası? Bak maddi ve ferdi. O uçuyor, kaçıyor, çok iyi Kur'an okuyor. Çok iyi vaaz ediyor, çok iyi konuşuyor. Değil yani bak. Maddi ve ferdi ve fani mahiyeti nazara alınmamalı kişinin. Temsil ettiği cemaate göre değeri var. Hususan benim gibi bir biçarenin kıymetinden 1000 derece ziyade ehemmiyet vermekle bir batmanı kaldıramayan zayıf omuzuna binler batman ağırlığı yüklense altında ezilir. Allah Allah. Çok şükür. Altında ezilir. Kazan. Şimdi burada durduk. Burada duralım. Evet. Haftaya inşallah. Yok perşembe değil mi? Perşembe öğleyin. Eğer sağsak bunu devam edeceğiz. Neydi bugünkü dersimiz? Yaşamdaki israf toplumun baskısıdır. Örf, anane. Emirdan'da söyledim. O 99. sayfadaydı.
onu da nakledeyim kesin bak. 99 diyor ki toplumsal şudur. İktisat kanaat yerine israf ve sefaat toplum baskısıyla olur. Say ve hizmet yerine say çalışmak ve hizmet yerine tembellik ve istirahat meyli galebe çaldı. O zaman ne diyor aşağıda? Bunlar nasıl duçar olduk diyor. Bak yeri şöyle gösteriyorum hemen. Görenek ve tiryakilik cihetiyle. Göre. Garp medeniyeti zalimane hazırhanesi. Suistimalatla, israfatla, hevesatı tehiç, hevayici gayri zaruri, zaruri hacetler hükmüne getirip. Ya zaruri ya. Olmaz olur mu ya? Zaruri olmayan bir şey zaruri hale getirmiş. Bak bu cemiyet ne yapmış? Bedevilikte beşer dört şeye muhtaç oluyordu. O üç dört hacatını tedarik edemeyen on adetten ancak ikisiydi. Şimdiki garp medeniyeti zalimane-i hazırası suistimalat. Maddi ve manevi suistimal. Bir. İki. İsrafat. Üç. Hevesatı tehiç. Reklamlarla olmayan bir ihtiyacı ihtiyaç haline geliyor. Aa hakikaten lan onu alalım ya ihtiyaçmış ya. Değilmiş ya. Benim bizim yeğenlere söylüyorum böyle. Biz 1975'te elektrik geldi. Dedim ya o zaman elektrikle çalışan hiçbir şey yok tabii. Buzdolabı şu bu yok yani. Tamam da dedi de yani yemekleri buzdolabı yoktu da nereye koyuyordunuz? Diyor, aklı almıyor. Bak oluyormuş. Hem de daha sıhhatli. İki günlük yemek olmuyordu. Allah Resulü demiş ya. İki günlük yemek değil. Yemeği az yapın. Taze olsun. Buzdolabı şey yoktu. Yemek yoktu ki. Yok vardı. Bir taze fasulye vardı. Bizde patates vardı. Bize çıkardı. Yani buzdolabı yoktu diyor. Şimdi mesela diyelim ki bir reklamda Çin'de falan şey bulunmuş. Şu alet var. Şöyleydi. Zaruri mi? Hacat-ı zaruri mi? Yok. Olmasa ne olur? Hayatında bir ciddi eksiklik mi olur? Peki onu ele geçirmek adına neleri vereceksin? Verdiğini aldığına bak. Bu kadıysa bak. Hevesatı teyit ediyor. Arzularımızı uyandırıyor. Havaici gayri zaruri zarur hacatlar hükmüne getirmiş. Yani havaici gayri zaruriye. Zarur olmayan şeyle olur mu ya, usuz olur mu ya diyor. Sonra neyle? Görenek ve tiryakilik cihetiyle şimdiki o medeni insanın tam muhtaç olduğu dört haceti yerine 20 şeye bu zamanda muhtaç oluyor. İnsan bak ne kadar muhtaç. Fakir olmuş ya. Fakirlik, zenginlik nedir? Elde olanla zenginlik değil kardeşim. Fakiri, zengini tanımlayacağım bak şimdi. Fakirlik, elde yok fakir, elde var zengin değil. Koç, sapancı dahi olsa, şimdi mevcut elinde var, öyle bir hedefi var ki, o hedefe göre bu mevcut kafi değil. O zaman bu insan fakirdir. Ne kadar fakirdir? Mevcutla arzu ettiği arasındaki mesafe. Zengin kimdir o zaman? Zengin kimdir? Kanaatı olandır. Mevcuda kanaat etmiş. El kanaatun kenzun la yefna. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Kanaat edebiliyor musun? Bak eşine kanaat, evine kanaat, telefonuna kanaat, kardeşlerine kanaat, hizmete kanaat, yemeğine kanaat, elbisene kanaat. Ne kadar büyük nimet. Kanaatın tersi nedir? Fakirlik. Her talep ettiğin şeyin fakirisin. O zaman zenginlik nedir? Zenginlik nedir? Mal çokluğu değil. Kanaattır. Fakirlik elde yokluk değil. Vara kanaat etmemektir. Talep çokluğu fakirlik, talep azlığı zenginliktir. Ben sizden daha zenginim. Nasıl zengin oluyorsun? Bir şey yok, ekmeğin de yok. Kanaat etmiş. Her şey var, kanaat yok. Mesela şu koç, sapancı bir sürü var. Ama öyle bir hedefi var ki. Oho, buna göre o
O zaman talep çokluğudur fakirlik. Mal yokluğu değil, talep çokluğu. Mal yokluğu değil, talep çokluğu fakirliktir. Talebi az olan kanaati çok olur, kanaati olan da dünyada sultan olur. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tına selavat. Kardeşlerin sorusu var mı? Canlı yayında olan. Yok. Peki.